Beşiktaşlar bugün 28 Kasım Cumartesi İzmir yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 9'ar koşulu çifter altılı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine yarışlar iç içe. İşte 19.30'da bitecek. Birinci koşu da 15.15'ten itibaren başlıyor. Yarınki saatleri en azından karıştırmayalım. Yine hafta içi gibi değil. Bu geçen haftaki program gibi olacak. Yani ben tam olarak bilmiyorum ama yine herhalde kısıtlama var. Artık her hafta mı var? Herhalde bu saati gördüğüm zaman da herhalde büyük ihtimalle aynı şekilde yine akşam 8'den sonra yine sokağa çıkma yasağı olması lazım benim anladığım kadarıyla. Bugünkü programlar İzmir maşallah var diyeceğiz. Çünkü neden diyeceksiniz? İşte Ankara yarışının programında gördüğünüz gibi zayıf, yani zayıf dedim yani az atlı programlar var. Ama artık atlar oradan yavaş yavaş gidiyor. Çünkü Ankara'nın sonu. Yani İzmir ve Adana'da artık cümbür cemaat kalabalık yarışlar başladı. Normal sezonu da Aralık'ın birinden itibaren artık kış at yarışları başlıyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani artık güzel yarışlar olacak. Ha, bu arada bizim bir arkadaşımız Erhan oradan bana söylemiş. Ya abi diyor iddianın gol sesleri geliyor. Şimdi az önce de o gelince bazen oynuyorum, oynamıyorum değil. Bu bazen de takip ediyorum. Sabahtan birkaç tane maç işaretledim. Ama hiçbirini oynamadım. Yani sadece sonuçlarına bakıyorum. Bakalım olur mu olmaz mı diye. Çünkü o başka bir şey değil. Ama bu Avrupa ligleri olduğu zaman en azından ufak tefek bir iştiraklarda bulunuyorum. İşte en azından onların heyecanı var. Çünkü şimdi evdeyiz. En azından maçları seyredebiliyoruz. O yüzden arada olsa da ufak tefek bir oyunlarım oluyor yani. Ama aşırı derecede değil. Yani koca bir ayda belki bir kere ya iki kere ya oynuyorum oynamıyorum. İşte at yarışı da aynı şekilde. Yani baya baya atları oyunu da düşürdük. Mecburen düşürüyorum artık. Çünkü aslında oynamayı çok seviyorum ama ne yapacaksınız? Mecburiyetten artık her şeyi kısmaya çalıştık. Neyse arkadaşlar dertlerimizi anlatmayalım artık. Küçük Emrah'a da geçeceğiz. Ben birinci koşudan itibaren size yorumlarımı sunayım. Saat 15.15'ten itibaren şartlı 4 ve yukarı Arapların 1600 metre kum yarışında ilk startımız veriliyor burada. Ben burada baktığımız zaman ilk olarak önereceğim Safkan Altınoğlu Güngör olacak. Geçen yarışta bizi yaktı bu Safkan ama güzel koştu. Bizim Kızılan biraz fazla acele edince o gün Kızılan çünkü bize tekti. Ama Güngör Ağa da gelip geçti en azından. Hatta bayağı düzeltmişler atı. Yine eski Taylığındaki dönem gibi koşmaya başladı. Bugün Alican İnci ile yine bomboş kilosuyla yine iyi şans vereceğim. Tabi burada ben 4 nolu Bay Uçan benim üzerine durduğum safkanlardan birisi bu. Yalas temsilcisi Sinan Özen'le start alıyor. Son iki yarışındaki kazanarak bayağı kum pistine ne kadar yatkın olduğunu da ispatlamaya başladı. Bugün yine şanslı isim. Artık o gün yazdığımız 3 nolu Kızılan bugün yine takibimizde. Bugün bana göre biraz daha sanki avantajlı gibi yine tercihli start çekmiş. Ben bugün de iyi koşacağına inanıyorum Safkan'ın. Tolga Yıldızlar'ın başarılı olacağına inanıyorum. Ben o yüzden 3 nolu Kızılan'dan vazgeçmiş değilim. O yüzden 6-4-3 baya bu şekilde geçelim. Eğer bir hatta yazabiliyorsanız şu 9 nolu İradeli Yıldız'ı da en azından orijinal olarak da iyi bir kızlar ağası temsilcisi. Bence sürpriz de olsa yani bana göre yani yarın bakarsınız favori 9 nolu İradeli Yıldız da çıkabilir. O da bir şey değil mi? Ama 9 nolu Safkan'ı da ilave etmek de bence faydalı. 6-4-3 önce eğer bir ilave yapabilirsek 9 nolu Safkan'ı da yazalım arkadaşlar. Günün ikinci koşusu Maiden dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik çim yarışında. Burada artık bugün yarışlar kalabalık çünkü bu şekilde alalım. Benim önceliği bu Selma Gölerciler'e ait 1 nolu Bahariye. Gerçekten iyi bir safkan ama bir türlü meydana çıkamadı en azından. Bunu belirteyim. Bir deha temsilcisi anne de Dürdane bir özgün temsilcisi. Gerçekten özgün de yani seyretmeye nasip oldu bana. Genelde Ahmet Atçı ile start alıyordu. İzmir'de bir çok yarış kazandı. Çok hemen hemen bütün yarışını İzmir'deki koştuğu yarışları da seyrettim. Zaten İstanbul'a gitti. Ondan sonra bir daha büyük yarışlarda koştu. Ama Özgün de en azından adı gibi özgün bir şeydi. Yani benim beğendiğim al bir attı. Güzel Safkan'ın böyle bir tayı da işte son 4 yarışındaki güzel çıkışını bugün bitirebilir. Birincilikle yani meydana veda edebilir. Ben iş şansıyı bu Safkan'a vereceğim. Bir nolu Bahriye. Daha sonra 13 nolu Nazlı Rüzgar. Bir Özgün An temsilcisi bu Safkan'da. Kaancan Gökçe ile start alacak olan bu Safkan'da son güzel ikinciliği dikkat çekici. Bence bu Safkan'da en azından Apranti Küra indiriminden de faydalanıyor. Kaancan Gökçe de başarılı bir aprantimiz.
Bence 13 nolu Nazlı Rüzgar'ı kuponlara yazıp son olarak da 10 nolu Kadı Çeşmesi bir ekürü avantajına sahip bir safkan. 8 ve 10 nolu safkanlar ekürü burada. Bir kurtela arasından bir safkan bir kez koştu. Güzel bir ikincilik elde etti bugün Nurettin Şen'le. Bence bu ekürlere bir çarpı atıp bu aya 1, 13 ve 10 olarak da geçebiliriz arkadaşlar normal şartlar altında. Bence normali de bu zaten. Ama ilave edersek çünkü taylar sıkışabiliyor, yer bulamıyor. O zaman kimlere yazabiliriz? 3 nolu Daisy, bir Yavuz Kaya temsilcisi Ali Can İnci ile start alacak olan bu safkan en azından iyi durumda. Ve son olarak da 9 nolu Hoş Gülhat. Bir Kırıman temsilcisi Alaaddin Gürültük de İzmir'in çalışkan çocuklarından, yani jokeylerinden birisi. Çocuklarından diyoruz artık. Aslında en azından tanıdığımız bir jokey. Safkanı da 9 nolu safkanı da yazabiliriz arkadaşlar. 1, 13, 10 önce 3, 9 daha sonraki tuttuğum safkanlar. Günün üçüncü koşusu aynı zamanda burası hem 7'li plase ve üçlü ganyan açıya olan bu koşu şartlı 5. Aprantilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışına. Burada baktığımızda son yarışında biraz tekne taşa geçirdi o gün ama en azından tekne taş ikinci bu safkan da benim Altınoğlu Neyzen de üçüncülük elde etti. Ama o gün Neyzen biraz daha ağır kiloluydu. Tekne taş ondan bayağı hafif kiloluydu. Bugün biraz kilo avantajını elde etti. Hani diyeceksiniz ki 60 kilo neresi? Ya şimdi onun geçen o gün attığı nerede baksan bir 4-5 kilo Neyzen ağırdı. Şimdi bir nolu tekne taş 3 kilo daha ağır olmuş. Demek ki en az 7-8 kiloluk bir avantaj. Bu da az değil yani dile kolay. Ben bugün Neyzen'i en azından işleri de iyi. Bu 14 günlük yarışından sonra güzel de işlere sahip. Ben bugün Neyzen'e İbrin'in biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Burak Koçoğulları'yla start alacak olan bu safkan. Ben bugün bu Belmont'un tayını sizlere tek olarak öneriyorum. Bugün bana göre bu yarışı kazanması gerekiyor. En normal sonuç olacak zaten. O yüzden Neyzen benim burada sizlere önereceğim banko isim arkadaşlar. Ben bugün Neyzen'ciyim artık. Bugün de koşup kazanmasını bekliyorum. Günün dördüncü koşusu şartlı 2-3 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışına. Burada da 11 safkan var arkadaşlar. 1 ve 7 nolu safkanlar ekürü. Burası hem aynı zamanda ikinci altılı ganyan da açılış ayağı. Arkadaşlar burası çok enteresan bir yarış. Yani enteresanlığı nasıl diyeceksiniz? Şimdi burası dördüncü koşu. İkinci altılı ganyan açılış ayağı. Birinci altılı ganyan da bana göre can damar olan bir ayağı. Şimdi burada bir tek meydana çıkmış safkan. Bir nolu safkan gözüküyor. O da kum pistte yapmış zaten. Bir Özduran temsilcisi. Bir de artık ekürü. Yani kağıt üstünde baktığınız zaman bir nolu kul dostu tek at geçsin. En azından bu safkan yarış kazanmış. İyi bir isim görüntüsü var. Ama şimdi handikaporlar bu ayağı neden birinci ayağa koydular? Yani ikinci altılı ilk ayağına koydular. Yani ben burada ondan uyanıyorum. Açıkçası demek ki bir bildikleri var. Ya burada bir ters sonuç çıkacak. Çünkü rakiplere bakıyorsun hiçbirisi meydandan çıkmamış ama bu safkan yani burada bir takılır mı takılmaz mı? Şimdi yani benim kafama o soru işaretleri geldi. Ben bu bin oluk kul dostunun yanına geçen yarışında ben çok iyi idmanlarla çok iyi işlerle ilk yarışına koşacak dediğim bir altın oluk kanman tay var. Mustafa Çiçek'le start alacak olan bu safkan gerçekten kalite bir safkan olduğunu ben biliyorum. O günkü altıncılığı kesinlikle hiç ölçü almayın. Nefes yönden en azından bir yarış da gördü. Bugün ben en azından nefesiyle, yarış görme tecrübesiyle bugün Altınoluk Kanmantay'ın ben Binoluk Kul Dostu'na çok ciddi rakip olacağını düşünüyorum. O yüzden 1 ve Altınoluk Safkan'ı hiç ayrım yapmadan bence puanlara beraberce yazalım arkadaşlar. Bu ayağı da büyük ihtimalle bu ikilinin dışına çıkmaması gerekiyor. Ama bu iki safkanı yazıp yani at yazmak isteyenlere kimler yazabiliriz? İkinolu Ertürker en azından sürpriz yapma ihtimali olan bir isim Alaaddin Kürürlük'te ve 3 nolu Toygu. Bir Karayağız temsilcisinde Çetin Okla da en azından çok sürpriz arayanlar için ideal isimler. Ama 1 ve 6'nın biraz daha çok ağır basıyor. Bana göre rakiplerine en az 2 adım hatta 3 adım önünde gözüküyor. Ama at atı geçer her zaman bunu da bilmek, unutmamak lazım. O zaman eğer sürpriz arayışlarına girerlerse 2 ve 3'ten de bir şeyler bekleyebilir arkadaşlar. En azından bu 2 safkanda yani bu üstteki saydığım 2 safkanın kötü koşması halinde devreye girecek isimlerdir. Günün 5. koşusu Maiden dişlere ait 3 yaşlı Arapların 1200 metre çim koşusuna geldiğimizde burada 15 safkan arasında koşacak olan bu yarış. Baktığımız zaman ben önceliği 4 nolu Cinna'ya vereceğim. Bu Karataş'ın temsilcisi Bekit Mermırık'la start alacak olup en azından bugün biraz daha rakiplerine önüne tuttuğum bir safkan. Daha sonra 1 nolu Aşk Yolu bir Kaysberk temsilcisi Odur Yıldız'la start alacak olan bu safkanda son güzel üçüncülüğüyle yine buranın iddialı ismi haline geldi bence. Daha sonra 3 nolu Bilgiç Külü, bir Toşur temsilcisi Mehmet Kayala da
Yine bugün uygun rakipler arasında ben yine yazılmasından yanayım. Daha sonra Yedinoğlu Gönlümün Efendisi, Uçanoğlu temsilcisi Tolga Yıldız'la start adakalısı hakkında gördüğünüz gibi son yarışta hep sürekli kum pistte koşan bir isim. Ama bugün bu pistte de bence çok etkili yarış koşmasını bekliyorum. Zaten Uçanoğlu temsilcisi de zaten kum çimi ayırt etmeyen bir safkandı. O yüzden Yedinoğlu Gönlümün Efendisi de çok iyi durumuyla bence yazılır. Ve son olarak da 9-10'un Nick Koş, bir Oymak Bey temsilcisi Alaaddin Kürün Türk'le start alacak olan bu safkanda en azından kıpırdamalar halinde bugün farklı ve ters bir sonuç çıkartabilir. 4-1-3-7-9 bence beraberce bu 5 safkanda kuponlara yazalım. Eğer bir hatta yazma imkanınız varsa bu Altınoluk Gökçe Melek'e de bu kurtlar temsilcisine Çetin Ok'la da bir çarpı atabiliriz arkadaşlar. En azından safkanda önemli gelişmeler var. Günün 6. koşusu bir handikap 14, 4 ve yukarı Arapların 1200 metre çim koşusunda. Burada baktığımız zaman yine kalabalık, işte bugün İzmir baya baya kalabalık, bir de çim oluşu yani altınları her türlü sonuca açık hale getiriyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ben önceliği burada 12 nolu Yeşil Gözlü Irmak, sürekli benim takibimde olan bir isim. En son yarışı yani çimde olmadan da bir dördüncülük elde eden bu safkan, artık Onur herhalde bu çocuğun ismi, Onur Yıldız'la start alacak olup ben bugün bomboş kilosuyla ben bugün bu safkanın aradığı birinciliğe kavuşabileceğini düşünüyorum. O yüzden ilk şansı bu 12 nolu Yeşil Gözlü Irmak'a vereceğim. Daha sonra 5 nolu Özdağ, son yarışını kazanan bu safkanda Mehmet Kaya'la start alacak olup yine iyi koşmasını beklediğim bir Özgün Han temsilcisi olacak bu safkan. Daha sonra Altın Özsüer'den Berkoç temsilcisi Burhan Bekir Çıla, Burhan Çıla mıydı? Berkan Çıla, artık isimler de iyice karıştırıyoruz. Berkan Çığlı'la start alacak olan bu safkan en azından kendine uygun grupta koşuyor. Daha sonra 2 nolu It My Rain oldukça güzel bir form grafiği yakalamışken bugün birincilikle kavuşabilir Kaan Can Gökçe'yle. Ve son olarak da 1 nolu Beyhan Efe, grubun iyi isimlerinden birisi. Son iki yarışında düzeldi biraz bu safkan. Kendine uygun rakipler arasında koşuyor. Bence Ali Can İncili'de yazılması gereken son isim olur. 12, 5, 6, 2, 1 muhakkak öncelik kuponları yazalım. Eğer biraz da genişletirsek 7 nolu Su Melek çıktığı gibi bitirebilir. Aman dikkat edin. Halil Kaplan da bu tip yarışları çok sever. Yarın büyük ihtimalle de bu safkan sürpriz de çıkabilir. Favori de çıkabilir. Yani, ama muhakkak bence kuponlara yazabiliriz arkadaşlar. Son olarak da 4 nolu Landing. Bu Bekir Mert Mırık ile start alacak olan bu safkanda kuponlardan yazmamakta fayda var arkadaşlar. 12, 5, 6, 2, 1 öncelik, daha sonra 7 ve 4 nolu safkanı tuttuğum isimler. Günün 7. koşusuna geldiğimizde bir Dalyan koşusu, Dalyan adına koşulacak bir kısa vade 8, 2 yaşlı İngiliz'in 1300 metre çim yarışında 9 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta yine birbirinden yakın safkanlar, yine zorlu bir çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Ben önceliği Altın Ravello'ya vereceğim. Bu Apro temsilcisi Ali Apro'da start alacak olup şunun sesini kısayım bari de kusura bakmayın arkadaşlar. Kadınlar ligini açtık. Onları İspanya 7 tane atar mı dediler. Adamlar 8-9 attılar ya. Adamlar diyorum, pardon, kadınlar yani. Demek ki kadınları takip etmek lazımmış. Arkadaşlar öncelikle Altınolu Ravallo demiştik. Daha sonra 4 nolu Kafkas Bey'i, bir Wolf Next temsilcisi Alaaddin Kürültürk de son güzel ikinciliğiyle bence ikinci safkan olarak yazalım. Ve son olarak da 3-5 nolu King Jackson, Lüksor temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alacak olan bu safkanda kalite bir safkan olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bu sahipleri biraz hata etti mi desek, etmedi mi desek, çünkü neden diyeceksiniz? İlk kez koştuğu yarışı kazandıktan sonra iki tane üst üste büyük yarışlara soktular. Sanki safkan orada biraz hırpalandı gibi ama en azından geldikten sonra güzel bir ikincilik, arkasından bir de dördüncülük yapınca en azından kendini daha iyi toparladı bana göre. Bir de güzel hazırlıklara girdi, çalışmaları da bir hayli. O yüzden 5 nolu King Jackson bana göre bugün Mustafa Çiçek de çok iddialı. Ben burada 6, 4, 5 yani üçünün de eşit şansı tutuyorum arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani 4, 5, 6 olur, 5, 6, 4 olur, hangisini nasıl kabul ediyorsanız. Bu 3 safkan bana göre eşit şanslı. Üçünün de kuponları yazıp bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Bana göre de büyük ihtimalle de bu üçünün dışına biraz çıkmaması lazım. Ama çıkarsa bayağı sürpriz olur. Çünkü burada o sürprizi yapabilecek safkanlar da baya baya çok. Bunlardan öncelik yazmak isteyenler için de 9 nolu Hüma Sultan Mehmet Kaya'da bu tip yarışlarda etkili yarışları var. Bunu unutmayalım. 7 nolu Asya San, bir line-up temsilcisi Gökhan Gökçe'yle yine oldukça iyi bir form grafiği varken yine şanslı isim. Ve son hafta 8 nolu Crazy Leon, bir Kaneko temsilcisi de Mahmut Turan'la yine iddialı bir isimler arasında olmasını beklediğim diğer isimler. Ama 6-4-5 öncelik
Daha sonra 9, 7 ve 8 nolu safkanlar. Bazı yerlerde kalabalık yazmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Artık at yarışı bu şekilde. Bazı yerlerde riske giriyoruz. Bu 8. koşudan bir meydan dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik çim kursunda 15 safkan var. Burada da gördüğünüz gibi değişik değişik ekürler var. Bunlardan 2 ve 13 nolu safkanlar kurtel arasından ekürü, 3 ve 11 nolu safkanlar ayrı bir ekürü, 7 ve 9 nolu safkanlar da ayrı ekürü. Ben burada bir riske gireceğim arkadaşlar. En azından bu gruptan ben daha ön planda tuttuğum için 14 nolu uçan yumak. Bu uçan nolu temsilcisinin Gökhan Gökçe ile oldukça iyi bir ekürüde, iyi bir ekipte, iyi çalışmalara sahip, iyi derecelere sahip. Bana göre de bu grubu geçmesi en normal sonuç olur. O yüzden ben burada 14 nolu uçan yumağı sizlere günün bankosu olarak önereceğim. Bu safkanı ben bugün kolay kolay geçireceğine pek inanmıyorum. Ama at atı her zaman geçer ama bugün bence 14 nolu uçan yumak potayı önde geçecek. O yüzden sizlere tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün son koşusuna geldiğimizde yine kalabalık bir handikap 15. 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusuna. Burada baktığın zaman yine 16 safkan var arkadaşlar. Artık yarışlar İzmir'de iyice şenlenmeye başladı. Zaten çim yarışlarının da sonları galiba. Bilmiyorum tam olarak da. Benim burada öncelikle önereceğim safkan bir Kaneko temsilcisi olan 5 nolu Starry Night. Eğer son yarışın tekrarlaması halinde bu yarışı bence rahat rahat alıp götürür arkadaşlar. Bu gruptan biraz daha klas bir safkan olduğunu kanıtladı. Sadece biraz kilo faktörü var. Gerçi çoğu rakipleri de biraz aynı kilolarda ama bugün bence Star Knight Nevzat Avcı'yla ilk şanslı isim. Ben bu safkanı tek bir rakip vereceğim. Artık fazla işin içine girdim mi? Buraya işin içinden çıkamayacağız. Tek rakip o da 13 nolu Fearless Flame olacak. Bir Invincible Sun'ın temsilcisi Onur Yıldız'la startlayacak olan bu safkan. Bir kurtel arasından bir safkan. İyi bir safkan. Kaliteli safkan. Çalışmaları da bir hayli iyi. Oldukça hoşuma gidiyor. Ben o yüzden 5 ve 13 bu son ayağı 5 ve 13 olarak sizlere önereceğim. Bu iki safkana sığınacağım. Ben de bu ayağı bu şekilde geçeceğim arkadaşlar. O yüzden son ayaktaki benim sizlere önereceğim safkan 5 nolu Starry Night ve 13 nolu Fearless Flame olacak arkadaşlar. Sizlere bol kazançlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.